YDS'ye hazırlandığınızı veya YÖK dili hazırlandığınızı e, ve evde tek başınıza çalışmak istediğinizi düşündüm. Ciddi bir destek almaya zamanınız veya imkanınız yok. Sizin için en büyük sorunlardan bir tanesi nereden başlayacağını bilememek olsa gerek ya da ne çalışacağını bilememek olsa gerek. Yüksek lisans veya doktora yapmak isteyen arkadaşların çoğunun aşması gereken puan günümüz itibariyle 55 ve derslerimize katılan çoğu arkadaşın hedefi de aynı. Peki 55, 60, 65 gibi bir puanı hedefleyen kişinin olmasa olmazı ne? Bunun yanıtını verebilmek için önce YDS ve YÖKTİ sınavının mantığını anlamamız gerekiyor. Sınav kelime ve dil bilgisi sorularıyla başlayıp anlam odaklı devam eden bir sınav. Gramerde karşınıza iki elinizde sayabileceğiniz kadar az soru çıkıyor. Yani bu da demek oluyor ki sınavın çoğunda sizden bir şeyleri anlamanız isteniyor. Bunun için kelime bilgisi de yardıma ihtiyaç duyduğunuz alanlardan birisi. Onun yanında gramerde zamanların kavranmış olması, preposition kullanımının bilinmesi size çok büyük bir avantaj. Fakat daha önemlisi bağlaçları bilmeniz. Sınavın büyük çoğunluğunda yani paragraf tamamlama, cümle tamamlama, anlam bütünlüğünü bozan cümle ve çeviri sorularında sizleri bağlaç ve bağlaçların cümleye kattığı anlamdan sorguluyorlar. Üstelik boşluk doldurma bölümlerinde 3-5 soru direkt bağlaçların sorulduğu sorular olarak karşımıza çıkıyor. Yani toplamda 80 soruluk sınavın YDS için en az 30 soruluk bölümünde bağlaç bilginizi kullanarak cümleyi anlamanız ve soruyu yanıtlamanız isteniyor ki bu yok dili biraz daha fazla. Çünkü YDS'de olmayıp yok dilde artırılan bölümlerde yani çeviri ve cümle tamamlama kısımlarında bunun önemi daha da fazla. Sonuç olarak 30-40 soruluk bölüm bağlaçlarla ilişkili. Sınavın hemen hemen yarısı bağlaçlarla ilişkili ise bağlaç bilgisiyle çözülebilecek bir sınavsa sizin olmazsa olmazınız tabii ki bağlaçlar olmalı. Fakat bu diğer konuları bırakın. Aman sadece bağlaçlara çalışın demek değil. Peki, bağlaçlara nasıl çalışacağım? Bunun için iki yöntemimiz var. Birincisi, piyasada ya da internette rahatlıkla bulunabilen bağlaç listelerini indirmek, çıktı almak ve bir iki sefer okuyup muska gibi cebimize katlayıp koyduktan sonra hatırlamak için dua etmek ki bu işin tabii ki latifesi. İkincisi ise deneme sınavlarında veya çıkmış sorularda kullanılmış olan bağlaçları anlamını bilsek bile burası önemli. Bir liste haline getirip örnek cümleleriyle beraber kendimiz not almak, kendimiz kendi bağlaç listemizi oluşturmak. Bunu yaparken hangi bağlacın hangi sınavda kaç sefer karşınıza çıktığını da not almanız sınav içindeki bağlaç yoğunluğunu kendi başınıza fark etmenizi sağlayacaktır. Fakat bunu yapmadan önce bağlaçların genel tanımıyla ilgili dersi dinlemiş olmanız deneme çözerken listelemeye daha bilinçli başlamanızı sağlayabilir. Hadi bir örnek yapalım. Örnek olarak cümle tamamlama sorularının çoğu bir bağlaç ile başlayan veya bağlaç ile devam eden bölümlerin sorulmasını kapsıyor veya bağlacı içeren kısım cümle içinde verilip devamını tamamlamanız bekleniyor. Ne yazık ki bu bağlaçlar her zaman and, but, because gibi kolay bağlaçlar olmuyor. Mesela 26 Mart 2019 tarihli YDS temel kitapçığında açıklanan 28 numaralı soruda while ile başlayan bu cümlenin devamında ne geleceğini tahmin etmeniz isteniyordu. Bu soruda haliyle while'ın ne anlama geldiğini bilmeniz sizi sonuca götürebilecek neredeyse tek etken. Veya aynı kitapçık 72. soruda yet ile başlayan paragraf tamamlama sorusunda yetin yalnızca henüz anlamının bilinmesi bu soruda yetten önce gelecek cümleyi tahmin etmenizi biraz zorlaştırabiliyor. Aynı kitapçık 71. soruda bat gibi kolay bir bağlacın sorulması İngilizceden İngilizceye çevirilerde Aynı gruptan bağlaçların birbirinin yerine kullanılabilmesinin ne kadar önemli olduğunu gösteriyor. Peki bu soruların ortak yönünü görebildiniz mi? While, yet, but veya bu grup bağlaçlar arkasında gelen cümlenin öndeki cümleyle veya e, öndeki yapıyla kısmen veya tamamen karşıt veya farklı bir tutum sergilediğini gösteriyor. Dolayısıyla bağlaçların grup ve tanımını bilmeniz. Onun nasıl kullanacağınızı ya da nasıl kullanıldığını iyi anlamış olmanız size sınavda ciddi bir artı getirecektir. Bu bilgi ışığında bağlaçlar ile ilgili derslerimizi de izlemenizi öneriyorum. İlerlemek için videonun altındaki linkleri kullanabilirsiniz. Başarılar.